Ömse hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, merhaba Gökçe. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim öncelikle davetimi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Gerçekten hem uzun zamandır böyle oturup karşılıklı konuşma fırsatı da bulamamıştık. Doğru. Ona da bir vesile olmuş oldu. Hem de güzel şeyler konuşacağız eminim. Evet evet ben de çok eminim. Şimdi bu videoda e, neler istiyoruz? Önce bir Gamze Efe'yi biraz tanıyalım istiyoruz. Yine de Bir Şansımız Olmalı kitabını biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Yazmak üzerine tüyolar almak istiyoruz senden ve güzel bir okuma listesine kavuşmayı hedefliyoruz. Çünkü bir sürü kitap ve yazarda konuşacağımıza eminim bu videoda. Ee, öncelikle Gamze Efe kimdir diye ben başlayayım Daha sonra e, sana aktaracağım zaten sözü e, Gamze Efe Ankara'da doğdu ve Ankara'da yaşıyor Bir avukat Bilişim hukukunda da yüksek lisansı var e, Ve en güzel e, belki de biyografisinin kısmında da 2023 Yunus Nadi Öykü Ödülünü aldı diye not aldım e, İstersen sondan başlayalım Bu arada ee, öykü ödülünün yürüsini e, jürisini de saymak istiyorum bu seneki. Sadık Aslan Kara, Sezer Ateş Ayvaz, Seva Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu'ndan oluşan bir seçici kurul tarafından seçilen kitabın ee, yine de bir şansımız olmalı. Bu sondan başlayarak gidelim. Bu ödülü almak sana neler hissettirdi? Nasıl dönüşler oldu? Nasıl gidiyor? E şöyle yani Gökçe açıkçası hani bunu ilk kitapla tabii ki hayalini kurduğum bir şey olabilir ama e, pek beklediğimi söyleyemem. Bu da tabii ki hani şeyden de değil e, yazdıklarımla e, bunu işte hak etmiyorum vesaire gibi değil fakat biraz daha zaman geçmesi gerekiyor gibi hissediyordum niyeyse. Biraz daha böyle sanki bu iş zamana dayalı gibi hissediyordum. Ama e, Aynı zamanda bu kadar kıymetli jüri olduğu bir e, yarışmada da böyle bir ödül almak beni çok motive etti. Tekrar yazmakta çok zorlanıyordum. Ha Tabii ki bir, bir yandan tekrar daha da zorlanmama da sebep olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü çok büyük bir sorumluluk da yüklüyor insanın sırtına. Daha iyi bir şey yapmam lazım. E, gerçekten farklı bir şey yapmam lazım gibi bir sorumluluk. Ama yavaş yavaş bıraktım o şeyi üzerimden, attım o ataleti ve e, bunu... Bir şekilde bir yerinden e, birilerinin dikkatini çekebilecek bir şeyler yapabildiğimi görmek bana iyi geldi. Bunu da öykü pekiştirdi diyebilirim. Evet. Onun dışında hayatımda pek bir değişiklik olmadı. Yani sokakta yürürken insanlar beni durdurmuyor. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> bir rock star olamadım diyorsun. Aynen aynen. Biz Yazarlar yazar adayları. E, bununla karşılaşmayacağız hiçbir zaman. İşin esprisi. Yani onun dışında ya gerçek bir ama... şey Tabii yani fanatikleri de e, takip edenleri hı. için de çok kıymetli yani alanında her şeyden önce benim için çok kıymetliydi yani e, biz bunu babamla da konuşurduk o da hep söylerdi o yüzden de benim için çok çok büyük anlam kazandı e, güzel bir şey motivasyon arttırıcı bir şey e, bu tarz şeyler bence olmalı hı hı. E, alamadığımızda bir gün alabilir miyim diye daha fazla motive etmeli aldığımızda ne kadar güzel oldu, daha da iyisini yapabilir miyim diye motive etmeli. Hep bunun bu iyi tarafından bakmayı istiyorum. Çok fazla yarışmaya mutlaka ki herkes gibi. Ben de, benim yayın evim de gönderiyor. Aha. Bu oldu, en güzel oldu, en çok hayalini kurduğum oldu. Ne mutlu ki. Evet. İyi, evet. güzel. <laughs> Harika. İşte aslında söyleşiye şöyle e, başlamayı planlamıştım ödül haberinden önce. İlk kitap duygusu ve heyecanı nasıl diye... E, çok güzel ki ondan önüne geçen bir soru olmuş oldu bu Yunus Nadi. Çünkü evet. Türkiye'deki önemli ödüllerden bir tanesi. Elbette ödül almak tek kriter değil bu alanda ama alınan ödülün de e, değerini, hakkını da e, vermek lazım. O yüzden hem daha fazla kişiye de bu sayede kitabının ulaşacağına inanıyorum ben. Everest yayınlarından evet. çıktı kitabın. Çok da güzel bir kapağı var. İlk kitap nasıl evet, bir ilk Kitap nasıl bir duyguydu? İlk kitap nasıl bir duyguydu? Aslında biz bu yolculuğa başlarken beraber başladık. Sen de biliyorsun. Evet. Ee, birçok e, çabalarımız, işte uğraşlarımız hep bunlar böyle birlikte e, geçtiğimiz yollardı. Yani ilk yazmaya başladığımda kitap çıkarmak gibi bir hayalim dahi yoktu. Gene aynı şeyi söyleyeceğim ama hep böyle biraz daha acaba olur mu? İşte ben ilk roman yazdım, romanla başladım. O zamanki romanı şu an böyle baktığımda dehşete düşüyorum. Çok kötü. Hani direkt olarak kenara koyuyorum. Bunu, bunu yakın. Böyle... <laughs> ne? Duyamadım. Bunu yakın diyorlar ya. <laughs> öyle bir şey mi? <laughs> Tam olarak öyle. Yani çok çok amatör. Çok çok böyle nasıl söyleyeyim sana olmaz ya olmamış yani Bayağı oturmuşum içimi dökmüşüm bütün duygularımı falan böyle insanlara anlatmışım sanki çok merak ediyorlarmış gibi hani böyle karşımda psikolog varmış gibi davranmışım tabi bunu sonrasında anlıyorsunuz yani biraz daha böyle eğitimler aldık işte atölyelere gittik çok kıymetli hocalarla çalıştık vesaire tabi biraz okuma biraz değil bayağı okuma şeklinin değişmesi, nitelikli şeyler okumak, iyi şeyler okumak. Bunlar da tabii ki dünyayı çok değiştiriyor. Yazma dünyasını çok değiştiriyor. Oh. E öyle olunca öykünün içine girince, öykü dünyasına girince e, böyle bir birkaç tane öykü denedim. Sonra atölyelerde işte iyi bulundu. Ama işte sonra acaba mı dedim gene de. Sonra dergilerde yayınlanmaya başladı. Dergilere göndererek bir deneyim dedim. Dergilerde epey bir kabul almaya başlayınca galiba fox severek yaptığım şeyi herhalde biraz da böyle insanların da sevdiği bir şey haline getirebiliyorum ma döndü iş hı hı Öyle olunca e, öyküler epey bir birikti, birikti yıllar içerisinde. Yaklaşık altı yılda ya yazdım o kitabı. E, bir derledim, topladım. İşte kimi öyküler, hatta gelen eleştirilerden bir tanesi de odur. Çok da haklı bir eleştiri bence. E, kimisi çok eski öykü, kimisi daha yeni öykü. E Dolayısıyla yıllar içerisinde gelişiyoruz. Yıllar içerisinde geliştikçe aslında yazma üslubumuz ve biçimimiz de gelişiyor. E, umarım ki ikinci kitapta daha daha da iyi olur bu, daha da iyi e, öne çıkar. Ben hiçbirini demesem de yani birçok birçok öyküm attım ama pek çoğunu böyle kendi içerisinde bir şiirle bölümleştirerek yayınlamak istedim. Editörüm Devrim Çakır çok çok destek oldu. Onun sayesinde törpüledik bazı gereken şeyleri. Sonra yaklaşık bir buçuk yılımı aldı tabii ilk kitabın çıkması. Yani redler, kabuller işte edit süreci vesaire bütün bunları topladığımızda bir buçuk yılımı aldı <laughs> İlk çıktığı gün bir fotoğrafım var böyle çarpı olmuşum bütün vücudumla ayaklarım havada işte ilk <laughs> maili aldığım anda böyle kabul mailini çünkü hani artık o öyle bir süre geçmişti ki kabul almanın imkansız olduğu bir kadar bir süreydi <laughs> ee, hiç beklemediğim bir anda birdenbire şey geldi mail geldi dışarıdaydım hatta sen de tanıyorsun Mustafa vardı yanımda Birden sıçradım böyle havaya falan hiç beklemiyordum o yüzden çok iyi hissettirmişti. Sonrasında da tabii ki yine bu bahsettiğim o hem iyi bir yayın evinin sorumluluğunu üstlenme, devam edebilme, bütün bu kaygılar bunlar aynı zamanda yani kaygı kimi zaman da itekleyicidir ya iyi bir etkidir o, o şekilde kullanmaya çalışıyorum. Biraz geç kaldım aslında ikinci kitap için öyle hissediyorum ama ikinci kitapta da gelecek umarım yakında geliyor mu? İşte yazmaya devam ediyorsun. Bekliyoruz Teslim etmeyi yani, planlıyorum yani. artık bu sene içinde. İyi, tamam güzel haberi de buradan duyurmuş olalım. Evet. <laughs> o zaman. E, şimdi bizim seninle yolumuz e, Notos Atölye ile olmuştu. 2017 Adatepe. E, Orada evet. Da kesişti. E, dolayısıyla edebiyatın hayatıma kattığı güzel arkadaşlıklardan bir tanesi seninki de. Çok teşekkür ediyorum. Sen yani. de benim için öyle çok kıymetlisin biraz bahsettim bu yazma serüveninden bu yazma serüvenin içerisinde yani önemli kritik noktalar nereler oldu kitap hı hı. elimize gelene kadar diyeyim hatta Yunus Nadiye alana hı hı. kadar diyeyim böyle kırılma noktaları nereleri yazarken biraz belki ondan bahsedebilirsin bize ya aslında şöyle en başta hata yaparak başladım o hata neydi biliyor musun? Bence yani bunu yıllar içinde daha da iyi anlıyorum. Ee, kendimi bir kalıba sokmaya çalıştım. O kalıp içerisinde her şey çok daha doğru olacak gibi düşündüm. Bir formül, bir matematik varmış gibi düşündüm. Uh -huh. Sonrasında bunun hatalı olduğunu yine e, zaman içerisinde çok fazla okuma yaptıkça fark ettim. Kendi kendime fark ettim. Sonra e, kendi üslubunu oluşturmanın, bir kitapta en önemli şey olduğunu fark ettim. Hani ne mutlu ki yavaş yavaş şey oturmaya başlamıştı artık. Ee, buluştuğumuzda bazı insanlarla ya da bir öykü işte bir dergide bir yerde yayınlandığında ya da bir insana hiç benim adımı vermeden bir metni gönderdiğimizde Gamze'nin öyküsü diyebilecek noktaya geldiklerinde iyi dedim hani birazcık bu şeyden kurtuluyorum. Çünkü aslında biraz böyle daha e, işin başındayken biraz daha taklitle başlıyorsun. Yani e, en sevdiğin başucu yazarların, en hayran olduğun, en kıskandığın gece yatmadan ya keşke şöyle bir şey ben yazsaydım diyerek bir daha okuduğun kafanda o şeyi döndürdüğün karakteri döndürdüğün atmosferi döndürdüğün şeyler falan. O senin üslubuna mutlaka ki bir süre ket vuruyor ve e, onu taklitten Sadece iyi bir örnek almaya geçirme aşaması da ciddi anlamda bence yıllar ve özveri ve emek gerektiriyor. Bunu fark etmek de çok önemli. Ben onu bunu fark ettim. Yani sonra... bunu fark etme noktası da kritik. Yani bunu fark edemeyen yazarlar da ya da yazar adayları da illaki <laughs> vardır diye düşünüyorum. O çünkü mutlaka, çok mutlaka, mutlaka. Yani onu şöyle fark ediyordum. Ee, ya birisiyle okuduğunuzda bir işte atölyelerde olsun ya da başka bir yerde olsun okuduğunuzda, aa işte aynı şu öyküyü anımsattı bana dediğinde bu benim için iyi bir şey olmuyordu. Böyle bir şey oluyor. Hani, Trigging oluyor yani. Eyvah. Aynen. O hani sanki iyiymiş gibi hissediyorum o anda. Eve geliyorum, kafamda dönüyor. Ya diyorum en sevdiğim öykülerden biri söyledikleri. Ama bu iyi bir şey mi acaba? Değil. Hı hı. Hop Geç geçiniz yani onu geçiniz. Uh -huh. Bu konuyu mu yazmak istiyorsun demek ki burada sana dert olan bir şey var Gamze. O zaman bu konuyu yazmak istiyorsan e, otur bunu baştan yaz. Yaz çiz yaz çiz yaz evet. çiz en son ancak öyle. Yeri gelmişken şeyi de sorayım o zaman yani bu yazma sürecinde e, nasıl bir yol izliyorsun yani böyle çok sürekli düzeltmeler mi yaparsın dinlendirir misin öyküyü? Dönüp dönüp ya Gökçe, bir bakarsın benim... nasıl bir yolun var senin yani çok çok biricik bir şey çok kişiye özgü ama evet. fikir vermesi açısından benim mesela çok yazarlarla konuşurken merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu. Yani benim şöyle aslında Gökçe asla sonunu bilmeden oturuyorum ee, ve başını yazmaya başladığında sonu geliyor aklıma O son cümle mutlaka ortalara gelmeden geliyor Hı -hı. onu biraz boşluk bırakarak en sona mutlaka yazıyorum ama e, benim mutlaka bir oturduğumda bütün öykü bir çıkıyor. Bu çok sağlıksız bir şey bu arada, çok riskli bir şey. E, çünkü mesela bazı tanıdıklarım var, onlar böyle bir gün bir paragraf, ertesi gün belki sadece iki cümle, ertesi gün üç cümle gibi gibi ilerledikçe aslında o öykünün ham hali yavaş yavaş öğütülüyor kafalarında. Şimdi ben oturduğumda kalkamıyorum, bütün bir öyküyü döküyorum ama sonrasındaki o çalışma ve düzeltme bende daha fazla zaman alıyor. Bu da şuna da sebebiyet veriyor. Yavaş yavaş körleşiyorsun ve öyküden soğumaya başlıyorsun. Artık mesela ben kitabı açtığımda bazen ilk başlarda ile midem bulanıyordu. Yani hani o kadar çok Allah çalışmışsın ki üstünde değil mi? Ha duymak istemiyorum. Yani ee, okumuşum defalarca okumuşum. Düzeltecek bir şey bulamasam da okumuşum. Bir de alakaresin aşırı mükemmeliyetçiyim O da çok durduran bir şey. Bakma yani. Hı hı, ee, hı. Biraz da böyle belki biraz almak, biraz bırakmak da lazım. Biraz okuyucuya, editöre biraz bırakmak lazım. Ben onda çok zorlanıyorum. Öyle olunca bende hemen çıkıyor. Fakat sonrasında üzerinde çalışıyorum. Bir yıl mı geçti? Bir yıl sonra tekrar o öyküye dönüyorum. Öyle attığım çok fazla öykü oldu. Şimdi tekrar mesela ikinci kitap için tekrar bir dönüp bakacağım. Belki de attıklarımın arasından bugün tekrar olabilir dediklerim çıkabilir. Hı hı hı. Gamze arka kapak yazısının güzel bir kapak yazısı var. Şöyle bir vurgu yapılmış. Gamze Efe yine de bir şansımız olmalı da birbirini tamamlamayan uyumsuz parçalara, anlamlı bir bütüne ulaşmayan anlara, fail-meçhul kesiklere dokunuyor diyor. Kitabı biraz okuduğum, yani kitabı okuduğumda biraz şey gibi düşündüm ya. Yani, fail-meçhul mü? Aslında biliyor muyuz bu failleri? Bilmek mi istemiyoruz? Biraz onu sorguladım. yani sana göre sen neleri konu ediyorsun ve kimlere nasıl karakterler yazıyorsun? Ee, arka kapak yazımı editörüm yazdı güzel bir kapak yazısı çok şanslıyım Hı. gerçekten yani şöyle e, aslında e, gene orada da yazıyordu galiba ve pek çok gazete ve dergi söyleşilerinde de hani ölüm yaz ayrılık ve hani e, aile ve ikili insan ilişkileri diye uh -huh. bahsediliyor uh -huh. ve e, benim temelde de istediğim daha doğrusu istemsizce de yazdığım içimden gelen şey bu yani halının altına süpürlenler Aile öyle bir kavram ki çok kutsallaştırılmış. Fakat e, maalesef ki aynı zamanda bütün toplumu etkileyen, hatta kötü anlamda etkileyen, e, kendine yetemeyen, hayattan hep bir alacağı olan bireyler yetiştirilen yetiştiren de bir topluluk haline gelmiş en küçük topluluk. E, bu aile içerisindeki e, sorunlar bu yüzden beni çok ilgilendiriyor. Çünkü bu bizim iş hayatımızda da karşımıza çıkıyor, ikili ilişkilerimizde de karşımıza çıkıyor, arkadaşlarımızda da karşımıza çıkıyor, hı. her şeyde. Bunu Bu aile ilişkilerini ikili ilişkilere bağlayıp, onun dışında e, yaşanan kayıplarda, yine belki ailenin içerisinde gördüklerimizden yola çıkarak yaşanan yaslar. Bütün bunları birbirine bağlıyor zihnim. Yani e, oturup da hadi ben bir aşk öyküsü yazayım gibi bir şey hiç yaşamadım. Hı hı. Hep böyle. Bir, kendi kendine benim kafamda bir karakter belirir. Ben bir karaktere kafamı takarım. Artık böyle günlerce o karakter benim kafamdan gitmez. Ve hani e, oturup onun annesini, babasını, kardeşini, onun aile içerisindeki davranışlarını, dışarıdaki davranışlarını düşündükçe zaten öykü kendi kendine oluşmaya başlar. O yüzden ben hep şey diyorum. Bence ben temelinde herkesin hayatında yüzleşmekten çekindiği, o halının altına süpürdüğü ama halıya bastıkça da yavaş yavaş kenarlarından tozu çıkan şeyleri yazmayı çok seviyorum. Bu beni çok çok kafamda soru işareti bu konu yani. Hmm, güzel güzel de bir metafor olmuş oldu. <laughs> çok, çok net anladım demek istediğini. Süper. Ee, şeyde kitapta benim en sevdiğim öyküleri şunlar not almışım. Fırsatçı alışmışız, right kırtıları. Röne ve kedi yerleşik yabancı olmuş. Hmm. E, right kırtılarının da herhalde ayrı bir ödül kazanmış... ...ödülü var diye hatırlıyorum. Evet, Tarık Tursunka yani, Homeros edebiyat ödülü aldı. Evet, o, onun da dili çok güzel. Yani öykülerinde dilin akıcı biraz onlardan yani senin yazınından bahsetmek istersek e, akıcı ve sade bir e, açık da bir anlatımım var. Genelde e, doğrusal da ilerliyor hikayeler biraz. E, ...diyalogları bolca kullanıyorsun. Beş duyuyu ben e, senin kitaplarında çok sevdim. Yani bir öyküyü okurken e, o beş duyuya hitabın pek çok noktasında... E, ...güzel şeyler, e, hisler e, oluşuyor ve tariflenen, e, detaylı tariflenen anlar var. Bu anlar da e, okura geçiyor yani ve hareketlerin jestlerin gücünü de iyi kullandığını düşünüyorum mesela işte bir yaşlı birisi bastonuyla tülü perdesini şöyle bir aralıyor vesaire öyle sahneler var küçük jestleri öykülerine çok güzel yerleştirdiğini düşünüyorum hikayelerin açılış şekli ve kurguların ilerleyişi de okurun o merak duygusunu hep ...zinde tutan bir yapısı var. Birinci tekili daha çok kullanıyorsun. Simge Hı. ve çağrışımların da güçlü ve metaforların... ...yani bazı öykülerinde çok daha belirgin... ...kovan gibi, köklenmek gibi, evet. taş sektirmek gibi. Ve mekanlar da önemli ve canlı bir yer tutuyor öykülerinde. İstersen biraz mekan kurulumlarından bahsedelim. Yani sen mekanlarını oluştururken bu küçük jestleri hareketleri o sahnelere taşırken nasıl yola çıkıyorsun ya da nelerden nasıl faydalanıyorsun biraz bahseder misin bize? Ee, Gökçe sanırım söylediğin şey biraz karakterle de bağlantılı yani mekan kurmak e, tek başına aynen tek başına haydi ben deniz kenarında geçen bir şey yazayım. ...diye oturamıyorum hiçbir şeyin başına. Uh -huh. O atmosfer... ...evet kafamda hep oluyor. Diyorum ya benim kafamda bir karakter... ...böyle aylarca haftalarca gezinmeye başladığında... ...yavaş yavaş o karakterin... ...kendini en çok bize... ...bir öykü içerisinde... ...gösterebileceği mekan neresi olabilir... ...kısmı da yavaş yavaş benim kafamı... ...kurcalamaya başladı. Uh -huh. ee, tabii ki... ...bu kurguyu oluştururken... ...eğer ki doğayı... İşte e, nesneleri, hayvanları, gerçek hayatta sürekli olarak karşılaştığımız şeyleri. Hani hiç abartılı evet. bir şey söylemiyorum aslında. Kediler de, bolca kediler. Bolca kedileri, <laughs> evet. Orada biraz kedilere torpil geçiyor olabilirim çok sevdiğimden. Ee, bunları, bence. Kullanmazsak, aynen. <laughs> bunları kullanmazsak zaten öykü bence o en önemli unsur olan inandırıcılık unsurunu kaybedecek. Ee, yani öyküyü bir takım kurallara sokmak istemiyorum ama inandırıcılık olmadan e, fantastik bir şey yazmıyorsak bence e, bir öykü çok da bir okur için keyifli tat veren bir öykü olmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu mekanları da hani o inandırıcılık unsuru kapsamında düşünürken ya da anlatacağım olayın olay örgüsünün en... E, rahat anlatabileceğim mekan neresi? O soruyu sorduğumda ya da o karakter kendini benim anlatmak istediğim o gizli tarafını hangi mekanda daha rahat gösterebilir sorusunu sorduğumda ona göre bir mekan belirliyorum. Bazen de tıpkı şey dediğim gibi hani başlıyorum ve son cümle ortalara gelmeden aklıma geliyor dedim ya bazen de mekan da öyle oluyor. Ve hani şehirler edebiyatla çok bağlantılı yerler. En küçük, en taşradan tut da en büyük şehire kadar. Dolayısıyla hani bu e, özellikle şehir ve edebiyat e, kapsülünü diyeyim bir arada kullanmayı çok seviyorum. Çünkü ben de şehirde sokakta yürürken hani Uzun zamandır mesela onu yapmadığımı fark ettim ve bugün bir yürüyüşe çıktım. Ağaçların her evet, birini fark teker teker fotoğrafladım. E Fotoğraflar da çok güzeldi bu arada. <laughs> evet evet. Yani bayağı fotoğraf çektim. Hani bunu bir şey gibi yaptım. Yani çıkıp iş gibi yaptım kendimi. Çünkü uzunca bir zamandır sadece kafam önde yürüyorum. Hiçbir şeye bakmıyorum. Benim için hiçbir şeyin öyküsü yok. Kendi öyküm de yok o yüzden aha, aha. hiçbir şeyden etkilenmiyorum sanki kupkuru bir yerde kupkuru bir hayat yaşıyormuş gibi hissediyorum ve bu beni içten içe çok tüketen bir şey bu benim yazımı da tüketen bir şey yazamıyorum böyle olunca ve dolayısıyla e, şehir ve edebiyata dönersem buradan bir şehrin içerisinde kafanı kaldırıp yürümeye başladığında yolda gördüğün adam kadın e, hayvan küçük kız çocuğu erkek çocuğu engelli LGBT birey Vesaire bütün insanları gördüğümüzde çıkan kurgular, öyküler birer cümleyle bile çok fazla şey anlatıyor aslında ve bunları anlatmak kadar keyifli bir şey yok yazmaya çalışmak kadar. E, o yüzden de mekanın bazen bazı okurlardan şunları da duyuyorum hani ya çok uzatıyorsun hani şeyi böyle işte hani tamam anladık işte ağaçtan kırmızı bir şey çıkıyordu da orada ne oluyordu da bu hani ne oldu ne oluyor burada gibi ama üzgünüm yani ben onu yapmazsam devam edemiyorum. Hani kimse okumasa da ben o ağacın üstündeki küçük kırmızılığın nasıl sararıp kuruyup düştüğünü anlatmam lazım. Çünkü muhtemelen o benim karakterimin hayatına etki eden bir şey. Evet dolayısıyla bir işlevi olduğu için zaten evet. onu hikayeye yerleştiriyorsun. Hani hikayelerde yazmak kadar çıkartmak da kıymetli basında evet, e, bir hikayede bu tarz fazlalıkların hissedilmemesi de lazım ki her şey yerli yerinde olsun <laughs> çünkü fazla bir alanımız ve zamanımız yok öykü öyküde değil mi evet aynen öyle de vurucu bir e, bir takım olaylarla bitmiyor aslında böyle anlarda kalıyor Gamze bu hangi anlarda evet. kalacağını yani sonlandırırken neye göre nasıl düşünerek Son veriyorsun o öykülerini. Onu da merak ettim okurken. Kökçe çok enteresan bir şey o. Devam etmek istesem de edemediğim bir nokta oluyor. Karakter artık beni ele geçiriyor. O karakter o kadar canlı ki, o kadar yaşıyor ki. Mesela şöyle bir şey düşündüm. Ee, ilk kitap yayınlandıktan sonra da düşündüm bunu. Başlarda da düşünüyordum. Örnek veriyorum. E, sessiz mesafe öyküsü. Sessiz mesafedeki herhangi üç karakter var orada ikisi daha silik bir baş karakter İşte onlardan bir tanesini alayım öbür taraftan bir de onun devamını yazayım öyle bir şey yok yani karakterler o kadar özgürleşiyor ki artık bana resmen orada sen artık gider misin diyor sen artık gider misin çünkü biz burada yaşıyoruz ve bunun devamına artık çok tatlı bu arada ya. Geçiyor orada. <laughs> Sen artık sürekli. gider misin? O da etrafında dolanıyor <olduğu söylüyor> sürekli. <laughs> Kusura. Sen artık anladım. gider misin <laughs> diyor. Aynen. <laughs> Ve e, kendi içinde okurun zihninde o kadar farklı devamlar çizen okurlar var ki mesela çok şaşırıyorum. Yani e, bir öyküyü okumuş bir arkadaşım geliyor. Ya onun devamında şöyle oldu, değil mi diyor. Bilmiyorum diyorum. Bilmiyorum. Başka biri diyor ki hayır ya. Orada şöyle dedi ya o yüzden şöyle oldu bence. Belki de diyorum. Hani bunu yapmayı seviyorum. Belki hoşlanmayan okurlar olabilir. Ama onlar beni bırakıyor. Gerçekten bırakıyor. Yok yani onlar artık özgür ve bir yerlerde yaşayan karakterler. Bağımsızlıklarını ilan ettiler diyorsun yani. Kesinlikle. <laughs> Gamze arkadaşlarının yorumlarından bahsettim. Peki eleştiri dünyasında e, işler nasıl gidiyor? Yani bence şu anda hani Türkiye'de, Türk Edebiyatı'nda en eksik olan şey bu maalesef ki. Yani eskiye baktığımızda hani atölyede de konuşurduk hep hem e, Ethem Hoca'yla hem Semih Hoca'yla. Eskiye baktığımızda böyle insanlar korkmadan özellikle bir ilk kitapsa didik didik sözcük sözcük inceleme... Eleştiri yazıları yazarlarmış. Şu an böyle bir şey yok. Bunun olmama sebeplerinden nedir bilmiyorum. Belki sosyal medya, belki insanların iletişim biçimlerinin biraz değişmiş olması, belki her şeyin çok hızlanmış olmasının buna da bir etkisi var. Ee, i̇nsanların bazı şeyleri okumaya e, takati yok, vakti yok. Ama hani şu anda e, gaye keskin, çok güzel bir e, hem olumlu hem olumsuz e, eleştiriler içeren bir yazı yazmıştı. ...onun dışında da gelen eleştiriler... ...daha doğrusu yazılar diyeyim... ...hani genel bağlamda bu çok güzel bir şey tabii ki... ...hep olumlu taraftaydı... ...ama isterdim böyle hani... ...birisi alsın dedik dedik böyle hani... E, ...desin ki... ...bu böyle olmaz, bu böyle olmaz, bu böyle olmaz... Eski'nin zam ...eski zamanlardaki gibi işte gazetelerde yazılsın... Ya ...özellikle bence ilk kitabı çıkan yeni yazarlar için... ...bu çok çok değerli bir şey... ...hani şeyi de bilmek lazım... E, ...tabii ki dozu da bilmek lazım... Ama hani bir üstatsa eğer hani o doz ne olursa olsun ve ben baş tacı ederdim yani. Ya elbette ki bir de çok besleyici tarafı da olur bundan sonraki süreçlere çok katkısı olur. Biraz gerçekten Aynen. E, eleştiri tarafında e, eksiklikler çıkan kitaplar öyle, yazılar öyle, dergi yazıları evet. öyle. Bir de dediğin gibi yeni bu dünyaya gelmiş yazarlar için hem yol gösterici hem yazma adayları için de aslında daha evet. katkı sağlanabilen yazılar olsa, daha detaylandırılmış yazılar olsa. Ve şöyle gözüküyor. Yani sırf bu yüzden şöyle gözüküyor dışarıdan. Hani hiç edebiyat dünyasının içerisinde olmayan, sadece iyi okur olarak ya da sıradan bir okur olarak devam eden kişiler de hani körler sağırlar birbirini ağırlar bu sistem. <laughs> gibi bakıyorlar çünkü hakikaten e, atölyeler o kadar yoğunlaştı ki insanlar birbirlerini tanımaya başladılar ve birbirlerinin kitaplarını sürekli olarak teşvik ediyorlar sosyal medyada kitap ve enflasyonu o kitap... var gibi sanki biraz değil mi ben biraz öyle de düşünüyorum evet. e, kesinlikle öyle yani bu bir süre sonra şeye de dönmeye başlıyor Aa, Gökçe ile Gamze arkadaş ya Gökçe o yüzden Gamze'nin kitabını paylaşıyor ama belki Gamze'nin kitabı iyi bilmiyoruz bakma ihtiyacı da hissetmiyoruz kimi okur tarafı bunu otomatik olarak siliyor. Diyor ki ben bunu okumam. Çünkü sadece ve sadece arkadaşları paylaşıyor ve kaç kişiye ulaşmış. Kimi okur hani Gökçe'yi seviyorsa hmm diyor bir bakıyor. Uh -huh. Kimi okur da tam tersi sürekli olarak bu tarz şeyleri takip ediyor ve hani özellikle ödül varsa özellikle sosyal medyada çok fazla ön plana çıkmışsa Sadece o sebeple alıyor ve içselleştirmeden bir yüzeysel okuma gerçekleştiriyor. Aslında bu edebiyatı biraz ileriye taşıyacaksak, bazı kitapları, bazı kötü öyküleri eleyeceksek, yani maalesef ki bu eleştiri ancak bu bahsettiğim sorunları yıkabilir. Evet okur açısından da öyle. Yani bizde yeni e, bulmaya çalıştığımız yazarları, bu tarz yazılar az olduğu için. Çok azına ulaşabiliyoruz belki çünkü kitap sayısı da fazla dolayısıyla bir şekilde ulaşma kanalı da olmuyor. Düzenli bu tarz yazılar yazan eleştirmenler olsa ya da nitelikli yazıların olduğu bir takım mecralar elbette ki var ama yetersiz Aynen. yani o hiç yok Aynen. demeyelim o olanlara yok, tabii ki etmeyelim ama ee, şeye yeni yazarlara ya okur olarak da öyle hani hiç tanımadığım bir yazarla ilgili bir kitap incelemesi olsa da ben de onu keşfetmiş olsam e, okur olarak da e, çok önemli yazar olarak daha da önemli tabii ki bu anlamda sen çok güzel bir şey yapıyorsun aslında çok güzel bir şey başladın bence hani e, artık daha görsel bir dünyada da yaşadığımız için. Bir şeyleri okumaktan ziyade izlemek hepimize, bunu ben kendimi de dışarıda bırakmıyorum. İzlemek işte arabada da yapabildiğimiz bir şey, metroda da, otobüste de yapabildiğimiz bir şey, yürürken de yapabildiğimiz bir şey. Bu yüzden hani izlemek, dinlemek bazı şeylere ulaşmayı kolaylaştırıyor bu bağlamda hani bence şu an e, edebiyat için çok iyi bir şey yapıyorsun yani çok teşekkür ederim her şeyden bağımsız çok teşekkür ederim çok mutlu oldum böyle düşünmene gerçekten de öyle düşünüyorum mecralar biraz değişiyor o zaman da biraz <laughs> değişiyor ya elbette ki bir eleştiri yazısının tadını yani videoların dünyası ya, ya da sesin dünyası bambaşka biz de yani, onu bilemeyiz evet. Ama bu burada da bir şeylerin olması lazım. Ama yine de ben böyle bir işte şey elime bir dergiyi alıp da bir sayfalarını karıştırıp, koklayıp, kokusunu alıp bir eleştirisi <laughs> okumayı da hala daha çok seviyorum yani şüphesiz. Evet, kesinlikle. Şimdi bu videolarda bir de ben böyle küçük bir okuma e, listesi oluşması için kısa kısa soruların olduğu bir bölüm yapıyorum Gamze. E, <laughs> e, sana kısaca böyle çağrışımsal yanıtlayabileceğin, bir takım sorular soracağım ki hani hiç duymamış olduğumuz yazarlar, öyküler ya da kitaplara e, bu vesileyle biz de bir bakmış oluruz belki diye. Haydi bakalım. Haydi bakalım başlayalım. Süre <laughs> var mı? Başlıyor muyuz? <laughs> Süremiz yok neyse ki ama şey bizim zamanımızda anket defterleri vardı. Ben hep onu diyorum biraz yaşım çıkıyor evet. ama ben çok severdim. Ben <laughs> biraz de bayılırdım. Biraz o onun anısını yaşatmak için böyle bir anket defteri köşesi yapıyorum. Aa bak iyi ki aklıma <laughs> getirdim bunu kullanayım bir yerde kesinlikle. <laughs> tamam. Şimdi ilk sorum şey okumadan duramadığın yazar kim var mı? Yani illaki vardır. Kimler? Barış Bıçakçı yazarken açıp açıp baktığım bir yazar varsa kim? Ee, Ralph Ralf Barış Bıçakçı. Sevdiklerin arasında aklına ilk gelen öykü ya da öykü kitabı. Bulut Bulut Üstüne Ethan Baran. Eten Baran. Şu yazar kitabımı okusa da oturup şöyle karşılıklı üstüne bir sohbet etsek dediğin birisi var mı? Ay. Çok şanslıyım. Bunu en sevdiğim yazarlardan biriyle yapıyorum zaten. Oh. Ee, Ethem Baran, işte Şenay Hanım, Abdullah Taşçı. Hani tanımadığım olarak düşünelim bunu. Evet evet. Bir de geniş de düşünelim yani. Hani ya Ay, şeyi çok olmadı. isterdim. Yani e, Ursula Le Guin'in oturmayı çok isterdim. Of oh, güzel olur. Susan Sontak'la oturmayı <laughs> çok isterdim. Eee... David Konstantin'le oturmayı çok isterdim. Ona o detayları bize nasıl sıkmadan ve bu kadar keyifli anlatabildiğini sormak isterdim. Ama tabii o benim kitabımı okuyup söyleyecek bir şeyler. o, <laughs> o yüzden şeyi de isterdim. Yani Barış Bıçak Çegen'i çok isterdim. Ee, ulaşmayı ve hani okumasını ve fikrini almayı aşırı isterdim. Ee, başka ay ben böyle giderim sen Baya, bayağı, bayağı masa olduğunu. kurdun yani sen zaten <laughs> Biraz size şey zor. Haydar Ergülen, Haydar Ergülen bir şair olarak yani çok güzel olduk. Fuarda tanışma şansı bulduk, okudu ve evet. bir inceleme yazısı yazdı kitabım hakkında. O mesela hayallerinden bir tanesi gerçek oldu. Yani okudu ve öykü öykü değerlendirmiş. Bu Ursula Le Guin kadar güzel bir şey oldu benim için. Ee, çok güzel. Hemen bir tik var yani bu hayallerin. Evet. Harika. Evet. <laughs> ee, az okunduğunu düşündüğün ama mutlaka okunmalı bence dediğin bir yazar var mı? E, bence kadroz topçu çok bilinmiyor sanki. Ya da belki biliniyordur ama ben farkında değilimdir. Ben çok severim. Onat Kutlar, Tarık Dursun Kağ. Ee, bu üçünü söyleyebilirim. Yabancılardan da aslında Yüz Kitap serisi biraz daha böyle edebiyat sevenler, edebiyat atölyelerine gidenler biraz daha yazmaya kafa yoranlar tarafından sanki biliniyor ama keşke hani böyle yazmakla da pek ilgilenmeyip okumayı çok seven e, o kurtlar tarafından da, kitap kurtları tarafından da yüz kitap biraz daha böyle e, keşfedilirse çok çok nitelikli. Yani Tim Winton, e, Claire Keegan bu isimlerin çok çok bence bilinir olması gerekiyor. Tamam güzel bir tavsiye oldu bu aslında doğru söylediğin. Yani yüz e, yüz yine bir reklam olarak... verdim ama. <laughs> Henüz öyle bir şeyimiz yok tamamen duygusal yani. <gülüyor> Süper. <gülüyor> güzel yaklaşıyoruz çünkü şey önemli. Paylaşmak önemli zaten evet. okurların sayısı hani tırnak içinde az bu az evet. olan dünyanın içerisinde de bir şeyleri paylaşmak kıymetli bence. Evet. Ne kadar çok insanla ne kadar çok şey bir de şey oluyor ya hani güzel bir şey okuduğum zaman bende öyle oluyor yani. Ay hemen birisine göstereyim anlatayım duygusu oluyor. Göndermek istiyorum hemen evet. <laughs> paylaşmak. Çünkü çok heyecanlanıyorum ve o heyecan acaba başkası da duyacak mı merakı bende de var. Evet, o yüzden yani bu tarz komüniteler yine iyi oluyor bunları paylaşmak için bir arada ne kadar evet. genişirse genişlerse o kadar iyi. Peki Aynı. şey sevdiğin karakterler arasında aklına ilk gelen birin hangisi mesela? Hmm. İsim da çok kötü. Ama gene Kadir Oztopçu'dan o ee, kitabın adı dur şuraya koydum biliyorum çünkü unutacağımı. Hah, kimse'nin bilmediği insanlar kitabından. Hı. Müjgan diye bir öykü var kısacık iki sayfalık bir şey ama o Müjgan öyle bir anlatılmış ki yani çok içimi dokunan hem edebi anlamda hem kurgu anlamında beni çok etkileyen karakterlerden bir tanesi. Onu ben de okumadım ben de okuyayım hemen o zaman. Evet o kitap çok çok güzel bir kitap. Ee, kitaplardan unutamadığım bir sahne var mı? Böyle güçlü ilk aklıma gelen yani çok tarzı, var aslında bir şey. da. mutlaka ee, bilge Karasu'ya gideceğiz o zaman gidelim mi tabir tasvir <laughs> ee, biraz daha böyle anlattığı şeyin altında e, çok felsefik bir şey mu, mu muhtemelen yatıyordur ya ben mi bir şey anlamıyorum diye bir daha bir daha bir daha bir daha okumak. ve o o tat bambaşka. Dehliz'de gezen adam e, öyküsündeki kıyı, kayalık tasviri. Yani ben Platon'un Mağarası'na kadar gidiyorum o evet. öyküyü okuyunca. Aşırı etkilendiğim bir öykü ve o oradaki sahneleri hiç unutmuyorum. Ben yani kendim canlandırdığım sahneleri hiç unutmuyorum. E, peki buna bayılıyorum dediğim bir yazar? E, Ethem Baran. Son olarak da kurgusunu çok etkileyici bulduğum bir öykü ya da roman. Yine ilk aklına geliverenlerden yani vardı. <laughs> i̇lk aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Bir şey geldi atölyede okuduğumuz makarna ister misin? Bir o de Bolano'nun dişçisi. Bolano'nun dişçisi ya kesinlikle. <laughs> biraz biraz uzundu diye hatırlıyorum ama. Bayağı. Baya heyecanlı bir öykü gerçekten. Öyle bir kurgu kurmak, her baba yiğidin harcı değil yani. O neydi o yani? Evet, tek, tekrar okuyayım <laughs> ben de onu uzun zaman olduğu üzerinden geçti. Peki Gamzeciğim benim sorularım bu kadar. Senin eklemek istediğin e, başka bir şey var mı? Ya göstereyim şöyle. Biz çok teşekkür var. ederim. Yani e, çok samimi şeyler bence daha çok e, yardımcı oluyor ve dikkat çekiyor. Bu iyi bir şey. Sadece yazılı olanlar değil, böyle karşılıklı oturup konuşmak bana da çok iyi geliyor. Bir şeyleri tekrar hatırlıyorum. Ee, umarım ikinci kitap olur. Yayının yayınların çok güzel ilerler. Bir sürü böyle senin sayende şu anda ben de bir sürü yazar yazar arkadaşımı dinliyorum. Onlardan çok şey alıyorum, besleniyorum. Bu çok güzel bir şey. Belki sonra toplanırız, hep birlikte böyle toplu oturumlar yaparız. Atoma öyle fikirler geliyor. Güzel. <laughs> her türlü fikri açayım çok güzel olur. <laughs> aynen, aynen onu yüz yüze yapabiliriz bir stüdyoda belki. Evet, evet. birlikte geliştirebiliriz yazım. Aynen, Yazmadık. çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, çok da keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Çok heyecanlanıyorum ben de bu videolarda. Ee, seni daha yakından tanımış olduk, sesini duymuş olduk. Kitabın üzerine konuşmuş olduk. Kitabın kapağı da benim çok hoşuma giden kapaklardan bir tanesi. Ee, sana yazın yolculuğunda yeni maceralarında keyif diliyorum, bol keyif diliyorum. İkinci kapta haberini aldık, sabırsızlıkla da bekliyoruz. Şu yolu şimdiden açık olsun onun da. Çok teşekkür ederim Yokça çok teşekkür ederim. Ben de başarılar diliyorum. Çok keyifli devam etsin senin için de bu yol. Görüşmek üzere, hoşça kal. Hoşça kal. Thank you.